Hukuk derken aslında hakların uzuncası yani. Hakların bütün anlamı veririz. Hukuktan böyle söz ederiz. Temel amacı aslında hakları güvence altına almaktır. Yoksa hukuk dediğimiz şey insanları sınırlamak değil, yasaklamak değil. Hukukla tanımış gerek uygulamadaki, yürürlükteki mevzuatla güvencelenmiş, çerçevelenmiş haklardan söz edelim. İsterse daha doğal olan, evrensel olan haklardan söz edelim. Temel, hiçbir yasal düzenlemeyle çerçevelenmesi ihtiyaç duymayan haklar olsun. Bunların bütünü ihlal edildiğinde insanların başvuracağı yer yargıdır. Yargıya başvurursunuz, bunu defalarca tekrarladık. Yargıya başvurursunuz ve yargı sizin haklarınızı güvence altına alır. Son yıllarda yargının aşındırılması, yargı mensuplarının önemli ölçüde iktidara eklemlenmesi, 2017 sonrasında kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmasıyla yargının, yürütmenin bir görev alanına dönüştürülmesi, bunların bütünü bir arada düşündürüldüğünde artık yargında haklarımızı güvencelemek açısından son derece eksik kaldığı, baskılandığı, baskı altında kaldığı söylemek mümkün. Peki ne yapmak gerekiyor bu durumda? Bu durumda toplumda sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve özellikle savunma mesleğinin oluşturan avukatların örgütleri olan, meslek odaları olan barolar ve onların üst kurumu olan, bir hiyerarşik üstü olmamakla, tamamen hiyerarşik üstü olmamakla birlikte onların bir aradanlığı, birlikte olmasını sağlayan, birlikte tutum alması sağlayan Türkiye Barolar Birliği'nin ne çok görev düştüğü son derece açık. Her ilde ki baro aslında orada yaşayan yurttaşların bütününün haklarının güvencelenmesi, hak ihlaline uğramaları durumunda tepki gösteren, tutum alan, hem yargı üzerinde hem yürütme üzerinde basınç ve baskı oluşturmaya çalışan, bu yolla da baskı grubu olma işlemini yerine getiren, misyonunu tamamlayan kurumlardır. Neden bunları söylüyoruz? Evet, Türkiye Barolar Birliği çok önemli bir güçtür. Yani işte geçmiş dönemlerde birçok olayda, örneğin Devlet Güvenlik Mahkemeleri mesela kuruluşuna engel olmak için 1970'lerde geliştirdiği bir protesto eylemiyle yasanın meclisten geri çekilmesine yol açacak kadar güçlü bir direnç gösterebilmişti. Geldiğimiz noktada son yıllarda Türkiye Barolar Birliği'nin tutumu iktidarla özdeşleştiği ve bir paralellik kazandığı, hiçbir zaman iktidarın uygulamalarının hukuka aykırılığını dile getirmediği ve onlarla aslında paralel bir çizgiye düştüğünü görüyoruz. Toplumundan rahatsız. Türkiye Barolar Birliği'nin mevcut yönetimini ayakta tutmak için geçtiğimiz yıl çoklu baro dediğimiz projeyle bir yasa değişikliğe gidildi ve Türkiye Barolar Birliği Kongresi'ne katılacak delegasyon sistemine değişikliğe gidildi. İşin doğrusunu söylemek gerekirse önceki sistemdeki delegasyon uygulaması belli barolara ağırlık vererek diğer baroları etkisizleştirip onların Türkiye Barolar Birliği yönetimine katılmalarını önemli ölçüde önemsiz hale getiriyordu. Bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Ama tersine yapılan bir değişiklikle önemli barolarında etki gücü tamamen yok edilerek farklı bir haksızlığa, farklı adil olmayan bir sisteme geçilmiş oldu. Bundaki temel espri aslında siyasal iktidarın kendine yakın bir grubu, bir kesimi Barolar Birliği yönetiminde tutmak ve tabiri caizse gürültüsüz, patırtısız, tepki vermeyen, itiraz etmeyen bir Barolar Birliği yönetimini sürekleştirmek isteğidir. Kendi kontrolünde bir Barolar Birliği yaratmaktır. Evet, şimdi 4-5 Aralık tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulu var. Barolar, avukatlar ve barolarda ki seçilen kongrelerde seçilen delegeler bu sürece hazırlanıyorlar. Ve son derece de sanırım bu önümüzdeki 3 haftada son derece hareketli geçecek bu konuda. Biz de kendi bölgemizdeki barolar olarak 2 gün önce Van'da bir toplantı yaptık delegasyonumuzla. İyi bir tartışma yürütüldü. Ve sonucun önümüzdeki hafta Diyarbakır'da yapılacak yeni bir toplantıyla tartışılması ve bu toplantının sonucunda da bölgenin tutumunun berraklaşarak kamuoyuyla paylaşılması karar verildi. Önümüzdeki hafta pazar günü Diyarbakır'da bu konuda yapılacak toplantıyla bu konuda netlik kazanacak. En çok hukuksuzluğa, en çok mağduriyete, en çok insan hakları ihlaline uğrayan coğrafyanın temsilcileri olan barolar, avukat örgütlerinin temsilcileri olan barolar Diyarbakır'da önümüzdeki hafta sonu seslerini kamuoyuyla paylaşacaklar, tepkilerini paylaşacaklar. Tabii aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği yönetimine başkanlığına aday olan adayları da Diyarbakır'a davet ederek, onları da dinleyerek projelerini, görüşlerini kendileriyle paylaşmalarını isteyerek ve bunun sonucunda da neden
bir tutum aldıklarını, nasıl bir tutum alacaklarını da bu bildiride kamuoyuyla paylaşacaklar. Bu son derece önemlidir aslında. Hepimiz birey olarak da, avukat olarak da, hukukçu olarak da ve örgütlerimizi temsil eden barolar ve baro başkanları da hayati bir yükümlülüğün sorumluluğunun altındadırlar bu sürece ilişkin olarak. Ya bu içerisinde bulunduğumuz ağır hukuksuzluk halini sineye çekip sessiz kalmak ya da bundan bir çıkışı sağlayacak yeni bir adımı, topluma da bir umudu ve direnci, yeni bir direnci vermek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Elbette görülen, arzulanan şey bu hukuksuzluğa karşı baroların önemli ölçüde ve delegasyonlarının da hiçbir farklılık gözetmediğinin, siyasal, ideolojik ya da etnik kimliklerine bakılmaksızın kişilerin sırf mesleği, hukuku ve insan haklarını önünde tutarak buna ilişkin ihlallere karşı yeni bir mücadeleyi hayata geçirmek ve topluma da bu konuda bir umudu verebilmek açısından bir araya gelmeli ve kendi aralarındaki tartışmayı, kendi aralarındaki farklılığı, kendi aralarındaki itlafları başka bir tarihe sonrasında ötelemenin toplum yararına olacağını söylemek mümkün.